Herkese selam. Beni tanıyanlar hoş geldiler. İlk defa görenler için ben Ezgi. Siz de hoş geldiniz. 2023'e girdik. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu ve çok güzel bir yıl diliyorum. Her sene olduğu gibi yeni yılın ilk videosu saç kesim ve epilasyon tarihleri. Daha önce bu videoları izlememiş olanlar için nasıl yani ne demek ki saç kesim ve epilasyon tarihleri diyenler için küçük bir özet geçiyorum. Her senenin başında ay takvimini baz alarak saç kesim ve epilasyon tarihleriyle ilgili bir tablo oluşturuyorum. Ay takvimi dediğimiz ayın hareketine ve evresine göre hazırlanan bir takvim. Ay takvimi çok eski uygarlıklardan beri kullanılan, Sümerler zamanından gelen bir takvim. Pek çok farklı konuda kullanılabiliyor. Tarımcılık, balıkçılık, bizim şimdi yaptığımız gibi güzellik, astroloji. Fakat mutlaka altını çizmek istiyorum ve bu videoların her zaman başında söylüyorum. Bunun bilimsel ve kanıtlanmış bir tarafı yok. Ben bu takvimi nasıl kullanmaya başladım? Bundan yıllar önce biri bana işte saçın dolunayda kesersen daha hızlı uzar gibi bir şey dedi. Dedim ne alaka? Araştırdım ve gördüm ki pek çok kadın cilt bakımlarını, saç kesimlerini, epilasyon tarihlerini ay takvimini baz alarak belirliyor. Bunun için çok farklı görüş var. Daha önceki videolarda bana çok yorum bırakıyorsunuz, bıraktınız. İşte başka sitede başka tarihler diyor, işte başka burçlar iyi diyor. Bunun dediğim gibi bilimsel ve kanıtlanmış bir tarafı olmadığı için bunun bir doğrusu yanlışı da yok. Sadece ben yaptığım araştırmalar sonucunda kendi kullandığım, birazdan anlatacağım burçları daha doğru buldum ve çok iyi sonuçlar aldım. Sonuçlar aldım ki zaten hala kullanıyorum. Konuya çok hakim olmayanların biraz kafası karışıyor bu kısımda. O yüzden olabildiğince kolay anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz 12 tane burç var ve ay dünya açısında hareket ederken bu burç evlerine mutlaka her ay giriyor. Ayın evreleri dediğimizde dolunay var, küçülen ve büyüyen ay var. Tarihler bunlara göre belirleniyor. Ben şöyle bir tablo hazırlamıştım. Zaten birazdan detaylı göstereceğim. Her videoda gösteriyorum bunu. Şimdi ateş grubu, toprak, su ve hava grubu burçlar var. Fikir ayrılıkları var demiştim. Kimi kaynaklarda işte su burçlarında saç kesmek daha iyi, işte hava burçlarında saç kesmek daha iyi diyor. Benim takip ettiğim ve benim kullandığım haritada ateş ve toprak burçlarının saç kesmek için daha iyi olduğunu söylüyor. Fakat bütün bu farklı görüşlerin ortak paydada buluştuğu noktalar var tabii ki. Büyüyen ayda saç kesilmesi lazım. Küçülen ayda da epilasyon yapılması lazım. Dolunayda saç kesimini önerenler var, önermeyenler var. Ben size bu sene olabildiğince bütün haritaların ortak paydalarda buluştuğu noktalara göre tarihler belirlemeye çalıştım. Bu tabloda hangi burçlarda iyi, hangi burçlarda kötü onu gösteriyor. Büyüyen ayda saç kesimi, küçülen ayda epilasyon. Bu 12 tane burç. Hangi burçlarda saç kesimi iyi, hangisi kötü onları gösteriyor bu tablo. Boğa, Aslan, Başak, Ta ve Oğlak'ta saç kesimi iyi. Terazi ve Akrep'te hani belki diye buraya koyduğum kalpler Aslan ve Başak için. Başak'ta saç kesiminin çok iyi olduğunu söylüyor benim takip ettiğim ay takvimi. Fakat Aslan genelde bütün farklı görüşlerin ortak noktası. O yüzden ben size bu sene Boğa'yı ve Oğlak'ı katmadım. Sadece Aslan ve Başak tarihlerini yazdım. Çünkü ben hep o tarihlerde kesiyorum. Eğer Başak'tan emin değilseniz, çünkü bazı kaynaklarda hayır Başak'ta kesmeyin diyor. Aslan'da kesebilirsiniz. Genelde Aslan konusunda herkes hemfikir. Aslan'da kesilen saçın çabuk uzayacağı, gür uzayacağı, kırılmayacağı, incelmeyeceği söyleniyor. Epilasyon olarak da Koç, Boğa ve Oğlak'ta küçülen ayda saçınızı kesebileceğiniz söyleniyor. O yüzden lütfen videonun altına sen böyle söylüyorsun, ötekiler böyle söylüyor demeyin. Bunun bilimsel bir dayanağı olmadığı için zaten doğrusu yanlışı yok. Tarihlere geçmeden önce mutlaka söylemem gereken bir şey var. Alnıma yapıştıracağım yani artık bunu. Size iki tane kocaman not yazdım. Bunu videoya zaten ekleyeceğim. Herkes her daim videonun her yerinde görsün diye. Kendi burcunuzla ilgisi yok. Ve de yazmışım. Tarihler sizin burcunuza göre değişmiyor. Kendi burcunuzu unutuyorsunuz. Ben Başak burcuyu ne zaman keseyim? Ben Koç burcuyu ne zaman keseyim? İşte ben Yay'ım. Her videoda söylüyorum ve her sene aşağı onlarca yorum geliyor. İşte benim burcum şu diye. Sizin burcunuzla ilgisi yok. Bunu unutun.
Bu ayın girdiği burç evlerine göre, ayın hareketlerine göre, yani kendi burcunuz etkilemiyor bu tarihleri. Zaten bir yere mutlaka bunu yazacağım çünkü bu sene artık cevap vermeyeceğim yani bunları yazanlara. Gerçekten sıkıldığım bir nokta bu. Evet, şimdi lafı uzatmıyorum, hemen tarihlere geçiyorum. Eğer bu konuda detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız bununla ilgili pek çok web sitesi ve forum bulabilirsiniz. Onları okumanızı tavsiye ederim. Bir iki tane sevdiğim web sitesi bırakacağım. Size iki tane tablo hazırladım saç kesimi ve epilasyon için. Saç kesimini daha çok merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden hemen saç kesimine geçiyorum. Dediğim gibi tarihleri bu sene sadece Aslan ve Başak için yazdım. Çünkü ben hep tarihlerde kesiyorum. Ve aldığım sonuçlardan son derece memnunum. Başak ve Aslan için şöyle bir şey söyleniyor. Ay küçülüğü olsa bile saçınızı kesebilirsiniz. Biraz önce söylemiştim. Ay büyürken saçınızı kesmeniz lazım diye. Aslan ve Başak da küçülen ayda bile saç kesimi yapılabileceğini söylüyor. Ben kestim mi? Evet, bazı günlerde olmadığı için, büyüyen ayda olmadığı için o ay saçımı küçülen ayda da kesebiliyorum. Aslan'da özellikle. Fakat yok, ben emin değilim büyüyen ayda keseyim diyorsanız diye de her şeyi yazdım detaylı. Çok karışık anlatıyorum ama gerçekten karışık bir konu. Şimdi Ocak ayından başlıyorum. Ocak ayı tarihleri 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9 ve 10 Aslan, 11 ve 12 Başak. Fakat hepsi küçülen ay bunların. Yani Ocak ayı tamamen küçülen ay. Eğer illa saçınızı Ocak ayında keseceğim diyorsanız Aslan günlerinde 8'de ve 9'da kesebilirsiniz. Onu neden işaretlemedim? Çünkü 10 günün yarısı Aslan'da, yarısı Başak'ta. Hani kesin olsun diye. Şubat ayına geçiyorum. 4, 5, 6, 7, 8'i. 4 Aslan'da, 5 Aslan Dolunayı, 6 Aslan, 7 ve 8 Başak. Fakat 6, 7 ve 8 küçülen aylar. Dolunay olduğunu da yazdım çünkü dolunayda saç kesmek istemeyebilirsiniz. Eğer Şubat ayında saçınızı kesecekseniz ayın 4'ünde kesebilirsiniz. Aslan büyüyen ayda. 4'ünü kaçırırsanız Aslan'ın küçülen ayında, ayın 6'sında kesebilirsiniz. Mart ayında 4, 5, 6, 7, 8, 31. 4 ve 5 Aslan, 6, 7, 8 Başak, 31'i Aslan. Bunların hepsi iyi tarihler. Çünkü hepsi büyüyen ayda. Sadece ayın 7'si Başak Dolunay'ı, ayın 7'sinde kesmek istemezseniz diye. Ama onun dışındaki bütün tarihler iyi. Nisan ayı kalabalık bir ay. 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 ve 30 Nisan. Bunların yine hepsi büyüyen ayda. 1 Aslan, 2, 3, 4 Başak, 27, 28'i Aslan, 29'da Aslan, 30'da Başak. Bu arada bunları zaten aşağı yazacağım. Mayıs ayı yine büyüyen ay. 1, 25, 26, 27, 28'i 1'i Başak, 25, 26 Aslan, 27, 28 Başak. Haziran ayı 21, 22, 23, 24, 21 ve 22'si Aslan'da, 23 ve 24'ü Başak'ta. Yine Haziran ayının hepsi büyüyen ay. Temmuz 18, 19, 20, 21, 22 yine hepsi büyüyen ayda. 18, 19, 20'si Aslan, 21, 22'si Başak. Ağustos ayı 14, 15, 16, 17, 18'i 14 ve 15'i Aslan ama küçülen ay. 16'sı Aslan Dolunay'ı, 17 ve 18'i Başak. Yani Ağustos ayında mesela 17 ve 18'de kesebilirsiniz. Zaten onları böyle yuvarlak içine alıyorum daha iyi olduğu için. Sene sonuna yaklaşınca tarihler biraz bozuluyor ve karışıyor. Eylül ayı yine hepsi küçülen ay. 11, 12, 13, 14. 11 ve 12'si Aslan, 13 ve 14 Başak. Aslan günlerinde kesebilirsiniz küçülen ayda. Yani 11 ve 12'si. Ekim ayı 8, 9, 10, 11, 12. Yine hepsi küçülen ay. 8 ve 9 Aslan, 10, 11, 12 Başak. Yine 8 ve 9'u iyi tarihler olarak işaretledim seçim için. Kasım ayı 4, 5, 6, 7, 8 yine hepsi küçülen ayda. 4, 5 ve 6 Aslan'da, 7 ve 8 Başak'ta. Ve de yılın son ayı Aralık, yine kalabalık bir ay ama gel gör ki hepsi küçülen ay. 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30 ve 31'i. İkisi ve üçü Aslan, 4, 5, 6 Başak, 29'u ve 30'u Aslan ve 31'i Başak. Şimdi gelelim epilasyon tarihlerine. Epilasyon tarihleri için Koç, Boğa ve Oğlak burçlarını baz aldım ve küçülen ayda. Ocak ayı ayın 20'si Oğlak, Şubat 16, 17 Oğlak, Mart 15, 16, 17 Oğlak, Nisan 12, 13, 18, 19, 12, 13 Oğlak, 18, 19 Koç. Mayıs 9, 10, 15, 16, 17, 18. Bu arada bunlarda Koç daha iyi, Boğa daha iyi, Oğlak daha iyi diye bir şey yok. Hepsinde rahatlıkla size uygun tarihte yapabilirsiniz. Temmuz ayı 4, 9, 10, 11, 12,
4 Oğlak, 9 10 Koç, 11 12 Boğa. Ağustos 5 6 7 8 9 yine 5 6 Koç, 7 8 Boğa, 9 da Boğa. Eylül 2 3 4 5 30 2 3 Koç, 4 5 Boğa, 30 Koç. Ekim ayı 1, 2 ve 29'u hepsi Boğa. Ve her sene olduğu gibi yine ayın son iki ayında uygun enflasyon tarihi yok. Hep böyle oluyor. Bunun yani astroloji bilgim çok olmadığı için açıklamasını yapamıyorum ama yıl sonuna geldiğiniz zaman iyi bir enflasyon tarihi yok. Koç, Boğa ve Oğlak burçları hep büyüyen aya denk geliyor. Büyüyen ayda enflasyon asla önerilmiyor. Enflasyondan kastım bu arada yani kaşınız, bıyığınız, her şeyiniz, sadece yani lazer enflasyondan bahsetmiyorum tabii ki. Screenshot alabilmeniz için videonun sonuna da bir görsel olarak bu tarihleri bırakacağım. Evet, tarihler de böyle. Sorularınız varsa mutlaka bekliyorum. Ama işte benim burcum Oğlak, ne zaman kesin tarzı bir soru cevap verirseniz onu beklemiyorum. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu sabırsızlıkla bekleyenler vardı biliyorum. Çok fazla mesaj ve yorum geldi. Size de bana güvendiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve herkese kalp yolluyorum. Bunu yeni öğrendim. Böyle kalp yapılıyormuş. Evet. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.